Bugün geldiğimiz noktada Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti maalesef bu torba yasa geleneğinden vazgeçmedi. Ve bugün birbirinden bağımsız onlarca farklı düzenlemeyi bir torba içinde ele almak zorunda kalıyoruz. Evet değerli milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerini bugüne kadar takip ettiğim kadarıyla hükümetin 2017 yılına ilişkin ne büyüme, ne enflasyon, ne işsizlikte ilgili hedeflerinin tutmadığını görüyoruz. Hedefleri tutmayan hükümetin ekonomik anlamda geriye gidişin önüne geçmek için torba yasalarla ek vergi yüklerini karşımıza getirdiğini görmekteyiz. Gıda, sağlık, ulaşım, konut gibi vatandaşımızı doğrudan etkileyen alanlarda yapılan zamlar da had safhaya ulaştı. İşte enflasyonun son 9 yılın rekorunu kırması gibi. 2017 yılının sonunda enflasyonun çift haneli seviyeye ulaşacağı bugün kesinleşmiş gözüküyor. Resmi verilere göre işsizlik %10,7'ye yükseldi. Her 4 gençten biri işsiz. İşte açlık sınırı ve yoksulluk sınırı ile yükselen ve yoksullaşan halkımız. Türkiye'de yaklaşık 16 milyon vatandaşımız açlık sınırının altında. 48 milyon vatandaşımız yoksulluk sınırı altında yaşama tutunmak durumunda. Hükümet vatandaşın yastık altındaki ve evlerindeki 3-5 kuruş dövizinin de piyasaya sürmesi çağrısında bulunuyor ve bununla da tasarruf yaptığını düşünüyor. İşte zorunlu bireysel emeklilik sistemi ile gerçekten asgari ücretliden açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımızdan hükümet zorunlu birikim yolunu kendisine kaynak sağlayarak tasarruf yapmaya çalışıyor. Ancak değerli milletvekilleri, ülkemizin içinde bulunduğu sorunlardan kurtulmanın çözümü torba yasalarla getirdiğiniz kısa vadeli geçici çözümler ve vergi artışları değil. İhtiyacımız olan ekonomik kalkınmanın ve üretime dayalı büyümenin yolu nitelikli ve çağdaş eğitim politikalarından ve nitelikli insan kaynağından geçmektedir. Ancak 15 yıldır ülkemizi tek başına yöneten ve eğitim sistemini tek başına yönlendirme yetkisi ve sorumluluğuna sahip olan Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri maalesef sürekli değişen bakanlar ve sürekli değişen eğitim sistemi ile tek övünç kaynakları artan derslik, öğretmen sayısı, bütçe artışının ötesinde niteliğe geçemiyor. Evet, sonuç olarak ekonomi ve eğitim başta olmak üzere vatandaşımızın sorunlarına çare üretemeyen, çare üretmediği gibi yeni sorunlar üreten, halkımızı refah düzeyini düşüren, yoksullaştıran bu hükümete vatandaşlarımızın ilk seçimde tepkisini göstereceğine inanıyorum. Yüce Yeti saygıyla selamlıyorum.